Sevgili izleyicilerim merhaba. Nihan Kemal Kaş ile Özgür Hayaller programına hoş geldiniz. Evet, bugün yine sevgili Şafak Burçak Alkanlı ile beraberiz. Kendisi Theta Healing eğitmeni. Bir önceki programda izlediyseniz yarım kalmış konularımız vardı. Öncelikle kendisine hoş geldin diyorum hoş ben bulduk tekrar. Efendim. Çok güzelsiniz bugün. Teşekkür ederim. Tekrar Çok yine. Naziksiniz. Teşekkürler. Geçen sefer yarım kalmıştı konuşmalarımız ve bugün ben sizinle eğitimler hakkında konuşmak istiyorum Theta Healing ile ilgili. Çünkü oldukça yükselen bir trend ve çok fazla duyuyoruz. Ama öncelikle bir sizi tanıyalım. Tabii. Yani izlememiş izleyicilerimiz için kısaca bir kendinizi tanıtır mısınız? Şafak Burçak Alkanlı, evliyim. 16 yaşında bir kızım var. Maşallah. Üniversite sınavına hazırlanıyor. Onu da böyle küçük küçük merakları var. Onu da ufaktan yetiştiriyoruz detaylık alanında. Çok evet. güzel. Hormon senfonisi eğitimi olmuştu. İsviçre'den eğitmenler gelmişti Türkiye'ye. Kızımı da eğitime dahil ettik. Çok başarılı oldu. Süper. Yani her yaştan herkes yapabiliyor. Sadece 18 yaşından altındaki kişiler isimleri görünmüyor web sitesinde. Aa, O şekilde. anladım. Ama Evet. öğretmenler bile var 16 yaşından küçük. Ay çok, öğretmenliği de izin veriyorlar, Evet doğru evet mu? yapabiliyorlar. Ama çocuklarda sanıyorum birazcık daha güzel oluyor, değil mi? Çünkü daha saflar onlar, Evet, daha o onlar çok, her şeyi hissediyorlar. değil mi? Çok daha küçük yaşta ve verdikleri şifalar da çok hızlı bir şekilde olabiliyor. Müthiş bir şey. Kızınız da sizin gibi bir anneyi seçtiyse eğer, tabii ki onun da ruhsal Teşekkürler, evet. yolculuğunda böyle bir şey var diye düşünüyorum. Evet, Theta Healing, biraz konuştuk, ne yapıyorduk? Yaradan katında, değil mi? Evet, Oradan dua ile. insanların üzerindeki konuları hem bedensel hem de ruhsal hem de işte ne Maddi. diyebiliriz, maddi, bilinçaltına vesaire bu tarz değişimler ve dönüşümler yaratıyordu. Evet. Ve çok hızlı bir şekilde yapıyor Evet. bunu, değil mi? Evet. Evet, geçen bölümde siz ne demiştiniz? Ben daha çok eğitimlere ağırlık veriyorum demiştiniz. Biraz bu eğitimlerden bahsedelim Evet. istiyorum. Ben 70-80 kadar eğitimde bulundum Theta Wow. Healing eğitiminde. Genelde 3 gün sürüyor, bazen 15 gün sürüyor. Eğitimlerde o kadar çok bulunduktan sonra seanslar zaten kolay ama eğitimin değerini çok daha iyi gördüm. O yüzden eğitim vermeyi tercih ediyorum. Kapımda birikeceklerine ben o kişileri toplu olarak eğitim vermeyi tercih ediyorum. Yani şifa isteyen kişilerin biriktirmek yerine önceden insanları hastalanmadan, doktorun eskiden anlamı oymuş. Çin'de Tamam. doktor bir kişinin hastalanmasını önleyen kişiymiş. Koruyucu hekimlik Koruyucu dedikleri. hekim gibi yani Şu anda çalışalım istiyorum. şey biliyorsunuz Küba vesaire o şekilde çalışıyorlar aslında. Evet. Müdahale değil de Evet. hani öncesinde olmaması için neler Evet. yapılabilir? Bence de öyle. İnsan hastalandıktan sonra bir sürü kayıp oluyor. Maddi çalışma Tabii. kayıpları oluyor, maddi kayıplar oluyor. Ama sağlıklı bir insan yaratabiliyor ve maksimum potansiyeline ulaşabiliyor. Eğer sporcuysa birinci oluyor, şampiyon oluyor. Sanatçıysa en İşte. güzel resimleri yapıyor. O hallere geldikten sonra insanın hastalanmaya vakti olmuyor. Çünkü seviyor. İnsan ne zaman hastalanıyor? Emekli olduğu zaman hastalanıyor. Üretmeyi bırakınca, Evet, değil mi? üretmeyi, Ben de her yaratımı zaman bunu bıraktığı zaman. söylüyorum. Yani beynimiz bir şeyle, bir hedefimiz, hayatımızın bir anlamı yoksa, bir şey anlam yüklemiyorsak, oralarda gerçekten çok sıkıntıya girmeye Aynen. başlıyoruz. Doğru mu? Doğru. Aynen öyle. O yüzden üretmeyi hiç bırakmamamız lazım. Ben her zaman onu söylüyorum. Son nefese kadar çalışmak ve bir şeyler için devam ediyor olmak Aynı çok şekilde önemli diye düşünüyorum, evet. düşünüyorum. Hem de kendimizi iyileştirmek için Evet. çok önemli. Şimdi Şafak Burçak Hanım, ben eğer mesela Theta Healing yapmak istiyorsam hangi Evet. yolu izlemem gerekiyor? Evet, önce kitabı alıp okuyabilirsiniz. Kendinize yakın hissediyorsanız gelirsiniz. Ama herkes seviyor şu aralar. Herkes rüyalarında görüyor. Theta Healing öğren diyor rüyasında bir yaşlı dede insanlara artık. Ya Bak. da Vayana'yı görüyorlar. Sen de öğretmen olacaksın diyor falan böyle. Öyle güzel Gerçekten mi? rüyalar da geliyor Çok öğrencilerimiz güzelmiş. artık bize. Evet, şu anda enerji sisteminde herhalde anlaşılan bir yere geldik. Yıllar önce belki bu kadar tanınmıyorduk. 25 yıldır var. Ben de 13 yıldır bu işin içindeyim. Şimdi artık herkes böyle gözünü açıyor ve Theta Healing diyor. Öyle bir duruma Evet. geldik. Oldukça yaygın. Evet. Dolayısıyla ben bu eğitimlere katıldığım zaman mesela nasıl bir yol izlemem lazım? 3 gün mü sürüyor bu eğitimler ve Evet. içerik olarak ne alıyoruz biz? İçeriğimiz oldukça yoğun. Biz gerekirse zamanı da büküyoruz. Bunu ikinci eğitimde de sizlere öğretiyoruz. Aa, ne kadar Sıkışık güzel. olduğunuz zamanlarda ya da vakit geçirmek istediğiniz zamanlarda zamanı kasıp genişletebiliyorsunuz İşte gereğine bu. göre.
uçaktayken kısaltıyoruz ama ders verirken uzatıyoruz ki o kişiye bütün materyali aktarabilelim diye. Hem ders kitabından hem de sizin okumanızı tavsiye ettiğim Theta Healing kitabından. Zaten siz okumuştunuz. Evet, ben okumuştum. Evet. Pardon. Ben iyi bir okuyucuyum. Her şeyi araştırırım, bulurum. Evet. Evet. O kitabı okuyup gelmelerini istiyoruz. Eğer okuyup gelmedilerse biz onlara o kitaptan bir tane hediye ediyoruz. Kitabı okuyorlar. Biz eğitim sırasında hem kitaptan konuları çalışıyoruz hem de ders kitabından, eğitim kitabından çalışıyoruz kılavuzda. Ve aynı zamanda enerji uyumlaması yapıyoruz. Bir inisiyasyon var. Pirlerin tıpkı el verdiği gibi, pirler elden şu şekilde el veriyorlar. Biz de ayaklarından tutarak, ayaklarından el veriyoruz. Kendimizi Theta dalgasına getiriyoruz. Öğretmenlerimiz bize nasıl öğrettiyse, biz aynı dalga aktarımını onlara aktarıyoruz. Yaradan'dan geliyor enerji, tepe çakralarından giriyor. Ayaklarından dünyaya köklenmelerini sağlıyor. Daha huzurlu bolluk içinde yeni bir dönem başlıyor. Ne kadar güzel. Hatta ona ilahi zamanlama diyoruz biz. İlahi zamanlamanın anlamı Yaradan'la birlikte çalışmaya başladığın an. Bunu söylerken bile o kadar iyi geliyor ki bana. Herkesin aradığı şey bu değil mi aslında? Evet, biz kendimizi arıyoruz, özümüzü arıyoruz aslında. Aynen öyle. Evet, Yaradan'dan bağlantı kurulduktan sonra maddi konular falan çok önemli olmuyor. Çünkü para dediğimiz şey bir enerji birimi. Doğru. Enerji biriminin de en yükseği sevgi birimi. O da Allah'tan geliyor. Allah'ın sevgisini alan bir kişi kendini seviyor, güveniyor. İşinde başarılı oluyor, eşiyle mutlu oluyor, çocuğuyla mutlu oluyor. Dolayısıyla akış içinde rahatlıkla, kolaylıkla hayatının güzel günlerine doğru yolculuk başlıyor. Biz buna ilahi zamanlama diyoruz. İlahi zamanlaman başladı diyoruz. Çünkü kişi Yaradan'la çalışmayı öğreniyor. Her gün dua ederek Yaradan'la bağlantısını kurarak günlük işlerini rahatlıkla, kolaylıkla hallediyor. Size bir kere anlatmıştım nasıl yemek yaptığımı. Evet, onu bir daha anlatsanız evet. İzleyicilerimiz şimdi için. Arkadaşım, o zamanı şimdi benim aklıma geldi. Evet. Zamanı büküyoruz dediğinizde öyle bir şey de mi vardı içinde? Burada zamanı bükmüyoruz ama herhalde enerjiyi büküyoruz, bilmiyorum. Evet. Hani hava bükücü vardı filmlerde onun gibi. Anlatın. Şimdi arkadaşım yemek yapıyor. Tek tek her şeyi kesiyor, biçiyor, hazırlıyor falan. Bir saat sürüyor ev arkadaşım İspanya'da. Ben şimdi bugün sen yemek yapacaksın diyor. Tamam diyorum. Pıt 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 koyuyorum. Bitti. Oldu. 5 dakikada Beşiktaş. İşte bu Theta'nın getirdiği bir şey. Siz neyin nereden nasıl kullanılacağını biliyorsanız, onun bilişi varsa sizde enerji olarak düşünmüyorsunuz, kesmiyorsunuz, biçmiyorsunuz. Hepsini bir araya koyuyorsunuz. Hazır yemek gibi yani. Hazır yemek haline sokuyor bizi. Zamanı bükmede şöyle. Derste yetişmeyecek konularımız var. 30 tane konu anlatıyoruz her bir derste. Onu öğrencinin anlaması, öğrenmesi, 2 gece içinde bunu hazmetmesi gerekiyor. O yüzden zamanı bükerekten zamanı yavaş olarak algılattırıyoruz. Böylece yavaş zamanda ben böyle hızlı konuşarak birçok konuyu anlatarak yetiştiriyorum. Bir dersin sonunda kapatıyoruz. Zamanı tekrar yerine koyuyoruz. Kişi onları almış oluyor böylelikle. Kişi bunların hepsini almış oluyor. Yani sindiriyor aslında bakarsanız değil mi? Uykusunda öğrenmesi de çok önemli. Geceliğin uyumasını istiyoruz. Gece uyuyor. Sindiriyor. Ertesi güne hazır geliyor. Enerjiye çalışmaya artık hazır. 3 gün mü yapıyorsunuz eğitimleri? 3 gün sürüyor o yüzden. Evet. Birinci temel eğitimi alan kişiler artık uygulayıcısı oluyor uygulayıcısı sanıyorum. Oluyor. Hem kendisi sertifika hem de başka veriyoruz. Kişileri. Uluslararası geçerli sertifikanız var. Bir de şey çok hoşuma gitti. Böyle uluslararası bir ağınız da var sanıyorum. Esasen değil mi? Eğitmenleri orada görebiliyorsunuz. Evet. O sisteme girebiliyorsunuz. O da çok güzel. Web sitemiz var. thetahealing.com. Evet. Devam etmek isteyenler sonrasında ileri bir kursunuz var sanıyorum. Evet. İnsanlar ilerliyorlar. Bir yerde takılıyorlar. Ya ben takıldım diyor. Hiçbir şey ilerlemiyor. Yaradan'la konuşamıyorum. Neden diyor? Çünkü onun artık atalarından gelen konular çözülecek. Mektup gibi böyle tepeden düşüyor. O konular onu tıkıyor. Çünkü ataları onun artık bu konularda da öğrenmesini ve onların da ilerlemesini istiyorlar. Yani sadece biz ilerlemiyoruz. Bizimle birlikte soyumuz da ilerliyor. İleri doğru ve geriye doğru. Yani yaşamış olanlar, daha önce yaşamış olanlarla birlikte bundan sonra yaşayacak benim çocuğumun jenerasyonları da ilerlemek istedikleri için bize bazı konularını getiriyorlar. Hemen ikinci eğitime geliyorlar. Biz şimdi eğitim almak istiyoruz. Biraz tıkandık diyorlar. Hadi ilerleyelim diyorum. Ondan sonra oradan genler üzerinden çok çalışma yaparak ailelerinde bazı sorunlu bireylerin hapse girmiş olabilir, sorun yaşıyor olabilir. Sorunların çözümüne dair etkide olacak genleri üzerinde çalışma yapıyoruz. Diğer bireyler düzeliyor ondan sonra. Çok güzel bir şey bu. Aslında sırf kendinize değil, kendi bütün değil mi soyunuzu bir şifa peri tozu gibi. Evet, sanki böyle peri değneğiyle dokunuyormuş gibi. Uzaktan sadece senin genlerin üzerinden diğer kişilerin sorunları da çözülmeye başlıyor. Bunlarla ilgili aile dizimi gibi çalışmalar çok benziyor yapılıyor. Evet. Aile dizimi özel bir konu atalarla tabii, ilgili. Doğru. Ataları biz katıyoruz ama atalarla kısıtlı değiliz. Biz biraz gelecekle ilgili şeyler yapıyoruz. Mesela uzayda mekanda
seyahat gibi şeyler de bizim konularımıza giriyor. Yani atalar rahatlayacak ki biz bunları yapabilecek hafifliğe erişebilelim. Aynen öyle. O yüzden onların ağırlığıyla beraber geliyoruz değil mi? Onlar da çözülmüyorlar ve evet, huzurda değil aslında huzurda bir şekilde. Huzurda olmadıkları için siz de ilerleyemiyorsunuz. Onları huzura kavuştururken sizin de gelecek nesilleriniz her şeyi kolay yapar hale geliyor. Yani biz aslında insanoğlunun yazılımının arayüzünü upgrade ediyoruz basitçe. Bir bilgisayar programı gibi bundan sonraki nesiller için olayı kolaylaştırıyoruz. Bazen bu konuları anlattığımız zaman insanlar çok tepki veriyorlar. Bunun benim işte 3 nesil önceki ninemle ne alakası var? Çok alakası. Enerji dediğin şey havada asılı. Zaman mekan bilmiyor ki. Doğru mu? Doğru. Yani 300-400 sene önce sizin soyunuzda olan bir şey bugün hala sizin, hani kadınsanız kadın tarafında. Ben bunu çok görüyorum ailelerde. Bana da geliyorlar, bakıyorum. Mesela bir sorguluyorsunuz ailesini. Hep kadınlarda böyle bir şey var. Erkeksiz kalma. Hı hı. Yani ölmüşler. Evet. Hep kız çocuk doğuyor. Erkek çocuklar yok oluyor. Boşanmalar ve hep böyle bir yalnız kadınlar topluluğu gibi. Hı hı. Ben o zaman diyorum ki bununla ilgili farklı bir seviyede çalışmanız lazım. Doğru. Çünkü bu artık senin benimle hani sırf bilinçaltı seviyesine çözebileceğim bir konu değil. Doğru. Değil mi? Bu tarz şeyler de var. Bu benim aklıma şeyi getirdi. Dünya savaşlarını. Dünya savaşlarında erkekler savaşa gittiler. Ve bazıları geri gelemedi tabii ki. Tabii ki. Küçük çocuklarla birlikte kadınlar ortada kaldılar. O dönemki şey tekrar ediyor olabilir bilinçaltımızda ve tekrar aynı şeyi bilmeden yaşatıyor olabiliriz kendimize. Erkekler bir şekilde kayboluyor, ortadan gidiyorlar. Belki yurt dışına gidiyor, belki ölüyor. Yani kalp damar hastalıklarından falan. Kadınlar tek başlarına çocuklarını büyütmeye çalışıyorlar. Yani bu geçmişteki atalarımızın yaşadığı bir durumun tekrar fasit çember bir döngü dönüşü. Aslında tabii. Aslında yani, onu kırabiliriz. Evet, zaten her şeyin bir döngü olduğunu anladığımız anda kendimizin de hangi zamanlarda, hangi konularda, ne kadar zamanda bir döngüde olduğumuzu keşfedebiliyoruz. Yani ne kadar zamanda bir terk ediliyorsun mesela ya da ne kadar zamanda bir parasız kalıyorsun. Evet. Baktığın zaman onu orada görebiliyorsun ve oraları çözebilmek önemli. Çok güzel. Üçüncü seviyede de artık eğitmenlik vasıflarına doğru gidiyor değil mi? Daha bir derinleştiriyorsunuz çalışmayı. Üçüncü seviye koçluğa çok benziyor. Çünkü hastalıkları eğer gen yoluyla ya da başka türlü bir kişiden alamıyorsak eğer onunla konuşmamız gerekiyor. İkna etmemiz gerekiyor. Yani şahsen iyileşmek istiyor ama bir türlü de iyileşemiyor. Bilinçaltı onu tutuyor. Çünkü bilinçaltı bizi hayatta kalmak için tutar. Kötü değil aslında. Tabii tabii hayatta kalmamızı istiyor. O nedeni bulmak için koçluğa giriyoruz orada. Koçluk kısmı. O yüzden bol bol soru soruyoruz. Adı da daha derin kazın. Kazdığımız arkeolojik gibi. Kişinin bütün düşüncelerini kazıyoruz. Madenci gibi. Madenci gibi kazıyoruz. Adı da kazı zaten. Doğru. Aynen öyle. Eğitmen olmak içinse Amerika'ya mı gidilmesi gerekiyor? Amerika'ya gidebilirler. Çevre ülkelerde çok eğitimler oldu. Ben Rusya'da başladım. St. Petersburg'da. Ne kadar güzel. İlk orada çevirmenlik yaparken eğitmen oldum. Sonrasında Dubai'ye gittik, İsviçre'ye gittik, Sengalen'e ve Yunanistan'a giden arkadaşlarımız oldu. Ben gitmedim. Yine bazı başka ülkelere gittik. Şu an aklıma gelmiyor. İspanya'ya gittik en son. Çok güzel. Bayağı da geziyorsunuz. Bayana da geziyor. Bütün dünyada. Brezilya'ya gidiyor, Meksika'ya gidiyor. Meksika'ya gidecektim. Bu sefer gidemedim. Seneye inşallah. Şimdi Türkiye'ye gelecek. Türkiye gelmesi lazım. Onu da siz getirin bence. Evet, çok evet. Fazla var çünkü. Getireceğiz. Bu tarz konularla ilgilenen herkes artık muhakkak hani Theta Healing ile ilgili çalışmalar yapıyor. Sanırım 30 Nisan'da tarih verildi. Yeni çıktı web sitesinde. Harika. ThetaHealingInstructors.com yazarlarsa İngilizce. Hı hı. Hangi ülkede nerede eğitim alabileceklerini görürler. Montana'da, Amerika'da kendi yerlerinde de veriyorlar. Amerika'ya gitmek isteyen, bir an önce olmak isteyen Amerika'ya gider. Biz çevirmeniz orada aynı zamanda yardımcı oluyoruz. Onun dışında Türkiye'de 30 Nisan 2019'dayız. 2020'de. Hı hı. 2020'de geliyor Vayana. Oğluyla birlikte eğitim verecek. Ha, süper. Ama son dokunuşu Vayana kendisi yapıyor kendisi sanıyorum. Kendisi yapıyor. Vayana ve oğlu ve kızı Brandy ve Joshua ve Vayana üçü birden eğitim veriyorlar. Vayana'yı da çok kısaca biraz anlatalım mı hani bilmeyenler için? Vayana Theta Healing'in kurucusudur. Theta Healing 25 yıllık bir teknik. Vayana kendi kanserli bacağını, lenf ve kemik kanseri olmuş. İyileştirdiği sırada yaradandan istiyor zaten. Yaradan lütfen diyor, lütfen diyor. 3 gün içinde bacağının eski haline, o biyopsi alınmış, kısalmış olan bacağının eski haline geldi ve bütün kanserli hücrelerin yok olduğu gözlemleniyor. Doktorlardan rapor alıyor. Bunların raporlarını kitabına koyuyor. Doğanın Kanatları adlı kitabında bu raporları bulabilirsiniz. Daha sonra insanlara da şifalar yapmaya başlıyor bu öğrendiği teknikle. Yaradan'a gidiyor. Kendi egosundan yukarı çıkıyor.
Allah'ım diyor, 3-5 feet yukarı çıkıyor. Böylece egosundan uzaklaştığı için Allah'ın enerjisine daha çabuk ulaşabiliyor. Bu şekilde başkalarını yaparken bize de öğret diyorlar. O da öğretmeye başlıyor. Öğretmenlik böyle başlıyor. Biz de ondan el aldık işte. Pirler nasıl el veriyorsa, tabii, tabii. O bize el verdi. Biz öğretmen olduk. Şimdi biz de uygulama için bazı kişilere, isteyenlere el veriyoruz aynı şekilde. Ne Ayaklarına kadar yağ güzel. sürerek. Evet. Aslında hani geçmiş, değil mi? Geçmişten beri olan bir sistem. Yani biz bazen küçümsüyoruz da eskiler böyle yapıyor ama eskiler doğru Bildikleri yapıyorlardı. var. Evet. Bilinen şeyler Aynen. doğruydu. Ve o hala bir şekilde devam ediyor. Ne kadar güzel. Evet. O zaman o kendisi ve çocukları haricinde kimse bu son Eğitmenlikleri veremiyorlar. Evet, yapmıyor. onları Evet. onlar veriyor. Çünkü orada dershanede bulunuyor. Arada bile, molada bile odasına çekildiğinde halen çalışmakta olanları gözlemliyor. Onun enerjisini hep yanımızda hissediyoruz. Hiçbir zaman bizden ayrı olmuyor. Yani onu yapabilmek için bir aura kapasitesi gerekiyor. Benim auram bu stüdyoyu doldurabilir ama onun aurası çok uzun süredir sürekli, hani Hazreti İsa gibi direkt Evet. şifa verdiği için, günde 25 kişiye şifa verdiği için onun aurası çok güçlenmiş durumda, çok erdemli bu konuda. Dolayısıyla o sınıfta, dershanede bulunmasa bile kimler neler yapıyor herkesi kontrol edebiliyor, gözlemleyebiliyor. Reiki de vardır, siz Tabii bilirsiniz, tabii tabii. Reiki hocaları Evet. öğrencilerini her zaman takip ederler. Aurada delik varsa sıvarlar, ilgilenirler, neye ihtiyacı var diye Ve bakarlar. besler aslına Besleme var, bakarsanız. o beslemeyi verebiliyor. O yüzden o eğitmenlik eğitimini veriyor. Biz uygulamacılık eğitimini veriyoruz, başlatıyoruz. Biz Evet. inisiye ediyoruz, o da üstünü veriyor. Çok güzel. Sonrasında da zaten çalışmalar devam ediyorsunuz. Yani bir Ediyor. kopma olmuyordur diye Olmuyor. 30 düşünüyorum, tane değil mi? eğitime çıktı şu anda. Ben de kendi eğitimi sunacağım ona. Biz Türk hocalar da bazen işte taciz konusunda, başka konularda Evet. özellikle sunduk. Benim sunmak istediğim konu cilt bakımı. Öyle mi? Evet, işte öyle iyi başarılı sonuçlar aldım ki Teta Evet. Healing'de. Cilt bakımı da okumuştum bir sene. O yüzden halk eğitimden aldığım bilgilerle derin bir şekilde bir kitap yazıp cilt bakımıyla Teta Healing'i birleştirmeyi ve onlara Ay, sunmayı inanılmaz düşünüyorum. güzel bir şey. Onlar kabul ederlerse Teta Healing eğitimlerinin arasında yerini alacak. Başka arkadaşlar da bunları Peki öğrenecek. dermatoloji ile ilgili bir geçmişiniz yok ama sizin Ama var biz mı? eğitimi çok derin aldık. Çünkü eskiden Yok, kendi özel hani hayatınıza geçmişte öyle bir Öyle deneyiminiz var yok. mı? Ben Ha, kamu yönetimi evet. mezunuyum. Fakat bizim hocamız, şimdi halk eğitim üniversiteden üstündür Türkiye'de. Doğrudur. Halk eğitimler kurulmuş. Ondan sonra üniversiteler falan, okullar, liseler başlamış. O yüzden halk eğitimi sertifikası her şeyin önünde gelir. Hocalarımız da, benim kendi hocam, bütün estetik doktorlarına çıraklık eğitimini vermiş kişidir. O yüzden estetik doktorlarıyla iletişim halindeyken kendisi notlarını çok güzel tutmuş. Yani doktorlardan da alabileceğini kendi bilgileriyle birleştirerek bize şöyle şöyle bayağı ciddi anlamda miras bıraktı. Of, ne kadar Şimdi güzel. o bilgilerle yapılabilecekleri, yani ameliyat da belki yapılamayacak bir konu, ben sadece duayla gerçekleştirebiliyorsam bunun adı psişik ameliyat oluyor. Psişik Evet. ameliyatla yüzdeki herhangi bir deformasyonu engellemek mümkün. Kendim de uyguluyorum. Gerektiği zaman şurama biraz botoks verir misin Allah'ım diyorum. Botoks diyor beni. Ay, ne Orası kadar şişiyor. güzel, süper. Yani şuram sarkmış Allah'ım biraz düzeltir misin diyorum. Onu da düzeltiyor. Estetisyenler duymasın bunu. Gözümün altında morluk var Allah'ım lütfen çek diyorum. Çekiyor. Ne kadar Yani güzel. onların hepsinin olma sebebi de bizim kaynağı bağımızdan kaynaklanıyor. Biz yaradanla bağlıyız çünkü o güneş gibi biz de onun ışınları gibiyiz. Bize vermemesi diye bir şey söz konusu değil. Tabii Bilinç ki. altında o yüzden temizlememiz Değil gerekiyor. mi? Biz talep etmiyoruz ve hakkımız olmadığını düşünüyoruz aslında. Evet. Biz buna değer değiliz gibi. Evet. Ve çok güzel bir şey söylediniz. Ben de bütün çalışmaların hep özünde kendimle ilgili ve başka danışanlarımla çalıştığım zaman hep şunu görüyorum. Her şey kendini sevmekle başlıyor. Yani kendinle tamam olmaya başladıkça olduğun kişiyle. Evet. Neyse eksiklerini, yanlışlarını, Evet. her şeyinle kendini özünde seviyorsan oradan bambaşka bir alan açılmaya Evet. başlıyor. Ve oraya her şey girmeye başlıyor aslında, değil Evet, mi? evet, Her evet. şeyin özü bu. Evet, bence şöyle, Yaradan'a bu kadar bağlı ve ona bu kadar yakın olduğumuzu hatırlarsak zaten kendimizi severiz. Bu kadar basit Yani aslında. aracı Evet, koymadan, hani doğru. annen, öğretmeni şöyle dedi, böyle dedi demeden, Yaradan seni seviyor, her şeyi de sana veriyor. En büyük anne, baba, besleyici kaynak Yaradan Öyle zaten. tabii ki. Anne baba sonuç itibariyle tabii ki de bizim buraya köklenmemiz için, dünyaya Evet. gelmemiz için bir Hayat aracı. dersleriyle ilgili. İnanın hani ben de çocuklarıma öyle bakıyorum. Onları böyle alıp yetiştirmem lazım, onu yapmam gibi değil. Hani Strese benim bedenimden girmiyorsunuz. dünyaya geldiler. Ben koruyacağım, kollayacağım, güvende ve sevgide tutacağım. Evet.
Onlar kendi yolunu bulacak. O yüzden hiç yönlendirme yapmam çocuğa. Öyle yap, bunu yap. Bazen ağzıma gelir, dilimi sıkarım. Onların seçimleri ne olursa önemli olan çocukların yanında olabilmek, arkasında evet. olabilmek. Doğru. Şimdi sizin ruh eşiyle ilgili çalışmalarınız da var, eğitimleriniz Evet. var. Ama ben bunu bir sonraki programda biraz Tabii. bu ruh eşi konusunda açarak, ilişkileri de açarak anlatmak Tabii ki. istiyorum. Çünkü bence bu gerçekten ayrı bir şekilde konuşulması gereken ve herkesin ilgilendiği bir Evet. konu. Çok teşekkür ediyorum size. Ben Bugün teşekkür tekrar ederim. programımı çok güzel şenlendirdiniz, açtınız harika Teşekkür ederim. bilgilerle. Bir sonraki programda da ruh eşi eğitimlerini, eşimizle olan ilişkileri ve genel ilişkileri konuşalım istiyorum. Tamam. Çok teşekkür Çok ediyorum. teşekkür ederim davetiniz için. Evet. Evet sevgili izleyicilerim, bugün de süremizin sonuna geldik. Yine harika konular konuştuk. Nasıl eğitimlerle kendimizi besleyebiliriz ve büyütebiliriz Theta Healing anlamında. Bununla ilgili sorularınız olursa bantta geçen telefon numaralarından sevgili Şafak Burçak Hanım'a ulaşabilirsiniz, iletişim kurabilirsiniz diyorum ve ben bugünkü Nihan Kemankaş ile Özgür Hayaller programını kapatıyorum. İstiyorum ki hepiniz sevgide kalın, hepiniz Yaradan'la bağlantıda kalın ve hepiniz mutlu olun. Hoşça kalın.